İyi akşamlar sevgili seyirciler. Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Sizlere şu anda Bigadiç yolu üzerinde İşbir Sentetik önündeki direniş çadırından sesleniyoruz. Evet sevgili seyirciler, bu çadır uzun süredir burada ve işçilerin buradaki direnişi de devam ediyor. Biz de şimdi geldik çadırda, kendilerini ziyarete geldik. Tekstil Fiş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Hüseyin Akyüz de burada. Çaylar demlenmiş ve soba yanıyor, zaten sıcak bir ortamda oturuluyor. Biz şimdi hemen Hüseyin Bey'den başlayacağız. 296 gündür, 97. gün bugün, bu çadır burada duruyor. Bu çadır neden kuruldu? Başa şöyle bir dönelim, vaktimiz var. Tabii. 20 dakika, biraz bir bilgilenelim, herkes de bilgilensin. Belli bir şeyler biliyoruz ama nedir bunun kökünde, ne yatıyor? Tabii. Şimdi tabii ki kamuoyunu bilgilendirmek en güzel bir olay bizim için. Evet. Yani Balıkesir kamuoyu da bu olayı bilsin istiyoruz biz. Bunun evet. için zaman zaman basın toplantıları yapıyoruz. Toplantılar yapıyoruz. Basın açıklamaları yapıyoruz ama sağ olsun Karasi Televizyonu bizim tüm etkinliklerimize gelerek, katılarak Balıkesir halkımıza, hatta uluslararası boyutta bile bunu taşıdı. Bunun başlangıcı şudur. Burası 1968'de Avrupa'da çalışan işçilerin kurmuş olduğu Türkiye'deki en başarılı işçi şirketlerinden birisi. 68'de kurulmuş. Evet. Ve şu anda İşbir Yatak, İşbir Optik gibi değişik alanlarda da faaliyet gösteriyor. Bu fabrika Türkiye'de kurulduğunda bu işi yaparken ilkti. Ve şu andaki bu komple tesis Avrupa'nın bu alandaki en büyük tesisi. Bu fabrikanın dışında organize sanayi bölgesinde, organize 1'de ve organize 2'de, burası 30 bin metrekare, organize 1'de 35 bin metrekare, organize 2'de 80 bin metre kapalı alanı bulunan 3 tane büyük tesis bunlar. Entegre bunlar. Entegre tabii. Bir tesis. Evet. Ve buralarda 3000'e yakın işçi çalışmakta. Biz ana fabrikada yetkili sendikayız ve bu fabrikada, İşbir'in önünde Çayırhisar'daki fabrikada bütün işçiler 40 yıldan beri sendikalı ve sendikal haklardan faydalanıyor. Ama diğer organize 1 ve organizedeki 2'deki işletmelerde fabrika yöneticileri buralardaki işçileri 68 tane taşerona bölerek 11 aylık sözleşmeler yaparak işçiler hep aynı yerde çalışmasına rağmen, ama her 11 ayda değişik taşeronlara geçir ederek bu işçi kardeşlerimizin 4857 sayılı iş kanunundan doğan haklarını, bu nedir? Kıdem tazminatı, senelik izinlerini yok etmek için bazı mesailerine tamamıyla bunları geçici işçi statüsünde çalıştırmakta. Ama bizim yasalarımızda belirli sürede hizmet akitleri bir işin başlangıcıyla sonucu belli olan işlerde belirli sürede hizmet akti olur. Bunlar devamlı iş. Bu nedir? Emek sömürüsü. Emek sömürüsü burada yapılmakta. Tabii bakanlık, şikayet üzerine bakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı burada geniş kapsamlı bir araştırma yaptıktan sonra bu işlemlerin muazzalı olduğunu, bütün işçilerin işe başladıkları tarihten itibaren asıl işveren İşbir Sentetik Dokuma'nın işçisi olduğunu belirledi. Ve 68 taşeronla asıl işverene 1,5 milyon eski parayla 1,5 trilyon ceza kesti. Bunlar bu cezaya itiraz ettiler. Biz tabii bu bütün işler burada asıl işverenin işçisi olduktan sonra ana fabrikanın içindeki 50-60 tane taşeron işçisini aldık. Bunlar da bir problem çıkmadı. Bunları şeyini aldı, bünyesini aldı. Tabii diğer yerlerdeki arkadaşlar da bize gelerek, biz de anayasal hakkımızı kullanarak sendikaya üye olacağız dediler. Ve biz Haziran 2011'den itibaren iki fabrikada örgütlenme çalışmaları başladık. Bildiriler dağıttık, ses cihazları yayın yaptık ve oralarda örgütlenmeye başladık hızlı bir şekilde. Ve işverenlere de bildirdik. Bunlar sendikamızın üyesidir, bütün haklardan faydalansın diye. Hemen bunlar bizim işverene bildirdiğimiz listeler taşeronlara gitti. Taşeronlar bunların iş haklarını feshetmeye başladı. Hiçbir kuruş para vermeden.
günün doldu, şeyin doldu diye. Ama tabii girişte zaten bu arkadaşlara boş kağıt imza atmışlar. Taşeron istediği gibi doldurarak üstünü evet. İş hakkını feshediyor. Yani 3 aylık adamı da feshediyor. 5 aylık. Bunlara aşırı derecede baskı var. Sendikadan istifa ederseniz sizi çalıştırırız. Size prim vereceğiz, şu vereceğiz, bu vereceğiz ama bir kısım işçiler hani Türkiye'deki işsizlik şey olduğu için istifa etti. Bir kısım etmedi. 70 tane işçimizi bizim çıkardı. Peki Hüseyin Bey, tam orada duralım. Ben bir işçi arkadaşımıza, kardeşimize, hangisine evet döneyim. Tam o aşamada sizin yaşadığınız durum neydi? Evde, burada nasıl bir haleti ruhiyeye büründünüz o anda? Şimdi evdeki durumumuz çok kötü oldu. Yani ne bileyim bizim de bakmakla yükümlü olduğumuz çoluğumuz çocuğumuz var. Biz sendikamıza güvendik, üye olduk. Devletimize güvendik, sendikamıza üye olduk. Evet. Ondan sonra işçi bizi kapının önüne koydu. 12 referandumunda, 12, birden fazla, evet. 12 Eylül referandumunda birden fazla sendikaya üye olabilmek serbest, yani anayasal bir hak verdi bize başbakanımız. Biz de bu hakka güvenerek sendikamıza üye olduk. Karşılığında kapının önünde bulduk kendimizi. Yazın evet. Sıcağında, kışın soğuğunda. Peki size o anda çıkın sendikadan, çıkarsanız tabii. Devam edeceksiniz şeklinde telkinler oldu mu? Tabii ki. Yani mesela sözlü birebir çağırıp mı yoksa böyle mesaj mı gönderdiler? İma yoluyla mı? İma yoluyla. İma evet. yoluyla da gönderildi. Sözlü olarak da söylendi. Ama şimdi biz sendikadan istifa ettikten sonra kıymeti yok. Yani biz sendikaya neden geçtik? Buradan senelik izinleri yok. Sosyal hiçbir hak yok. Yapmış olduğum mesai yok. Maaşlar 2 ay 3 ay içeride. Ne zaman canı isterse o zaman para veriyor. Yani biz sendikaya maaşımızı gününde alabilmek için, tüm sosyal haklardan faydalanabilmek için, senelik izinlerini kullanabilmesi, yani kısacası insan gibi çalışıp insan gibi paramızı gününde alabilmek için sendikamıza üye olduk. Evet. Yani sendika işçinin zırhıdır. Biz de bu zırhı giydik. Karşılığında da kapının önünde bulduk ama kendimizi. Ama giydiğiniz anda tam eşit şartlar değildi. Önceden giyilmiş olsa, o sendikal hakların savunacak bir durumda olsa çıkaramazlardı işten. Daha tam zırhı giyememişler Hüseyin Bey, öyle mi? Baskı yapıldı işlerimize. Hani arabalarla götürdü notere, istifa ettirildi. Bunlara tehdit edildi. İşçi arkadaşlarımız... Mesela orada tehditin içeriği neydi? Ne diyorlar mesela? Hani sendikadan istifa edin, evet. Gelin çalışın. Bak istifa edenleri çalışıyor, istifa etmeyenleri çıkaracağız. Size bir gün, iki gün mühlet. Tamam. Şeklinde. Tabii. Evet. Biz bunları sendika vasıtasıyla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusuna bulunduk. Tamam. Tespit ettirdiniz bunları. Tabii. Ve suç duyurusuna bulunduk. Şu anda 4-5 taşeron hakkında Türk Ceza Yasası'nın 118. maddesine göre dava açıldı. Bunlar yargılanıyor. Taşeronlar. Evet. Yargılanıyor. Bunun dışında işte çadırı bir an önce size gösterdim. Bu çadırın buradan kaldırabilmek için, çadırı yıkmak için teşebbüste bulunanlar, bunun için de suç duyurusunda bulunduk. Bunun için de yargılanıyor. Mesela bu tam burada çadırla ilgili biraz anlatalım. Bu çadır çok maceralar yaşamış anladığım evet. kadarıyla. Şimdi Erol da zaten biz konuşurken onları hem görüntüler, daha önceden de görüntülerde onları koyarız. Mesela çadır daha önce neredeydi? Şimdi yazın çadır yoktu. Evet. Bizim şeylerimiz vardı. Çardaklarımız vardı. Şemsiyelerimiz vardı. Evet. Şu ileriye koyuyorduk. Ama bu şemsiyeler ve sandalyeler, masalar 3-4 sefer buradan çalındı. Geceleri. Biz bunları jandarmaya bildirdik. Jandarma geldi burada. Olay yeri inceleme ekipleri şey yaptı. Bu çadır yıkılmayla ilgili yaptı. Burada ne yapıldıysa hepsi resmi bakanlara bildirildi. Peki Erol dışarıdayken şu kamyonun da bir hikayesi var mı? Şimdi sol taraf Bigadiç yolu evet. ve çadır burada. Burada bir kamyon var. Bu kamyon yük almak için mi duruyor? Hayır, bu kamyon daha önce fabrikanın siloları bizi çeviriyordu. Bu çadırı yoldan geçenler, fabrikaya sipariş için, iş görüşmesi için gelen müşteriler göstermemek için bizi kamufle ediyorlardı. Şimdi bu arabayı getirdiler. Bu araba burada duruyor. Ve bu adama yövmiyesini verip, aydını verip şoför Nizamiye'de oturuyor. Yemeğini yiyor. Sırf bu kamyon burada gece gündüz 3-4 aydan beri duruyor. Belki bozulmuştur. Yapılması, tamir... Yok kesinlikle değil. Her gün duruyor. Duruyor çünkü şoförünle de konuşuyoruz yani. Şoför şimdi Nizamiye'de. O şoför böyle bir iş yapıyor yani. Bunun işi ki ben yövmiyemi alıyorum diyor. Şimdi dünyada belki
böyle bir örnek yoktur. Kamyoncu adam tekere hiç dönmeden para kazanıyor. Para kazanıyor. Var mıdır böyle? Yok, kesinlikle yok. Allah şimdi Allah. Bizim buradan durmamızdan işveren yetkilileri çok rahatsız. Bizi 3 defa Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundular. Ve burası 3 defa da Cumhuriyet Savcıları bizim burada eylem yaptı, çadır kurdu dediler. Bize takipsizlik kararı verdi. Biz de anayasadan doğan demokratik haklarımızı kullandığımızı beyan ettiler. Şimdi burasının yeri de belediyeye ait olduğunu biz biliyorduk zaten. Belediyeye ait olduğu çıktı. Belediyeye de gitmişler, belediye başkanına. İşte burasını kiralamak, satın almak istemişler ama belediye başkanı burayı hiç hiçbir yetkilerine vermemiş. Ama şimdi siz bunları söylüyorsunuz. Şimdi bu kamyoncu veya işveren size bir şey yapabilir. Bize böyle böyle söylüyorlar diye. Onlar da bir dava açabilir. Aslın biz söylediklerimizin eksiği var, fazlası yok. Evet. Yani biz buradaki yaptığımız mücadele anayasanın bize verdiği haklar ve kanunlardan, yasalardan doğan haklarımızı biz kullanıyoruz. Bunların hepsi yazıyor diyorsunuz bizim haklarımızda. Tabii. Zaten biz kanun dışı bir şey yapmıyoruz yani. Peki, sizle konuştuk az önce. Arkadaşa geçelim. Şimdi siz şu anda ne kadar, kaç gündür işten bırakılmış durumdasınız? Yani işsizsiniz. Şu anda 17 seneden beri ben işbirde çalıştım. Evet. Taşeron işçisi olarak çalıştığıma dair 17 sene çalıştım. Ama yalnız sendikaya girdiğim zaman bizi işten atıldık. Bu nedeniyle çok üzgünüz. Kaç gün oldu işten atılalı sen? Bu 297 297 günden beri çadırda bekliyoruz. Sen işsizsin yani. İşsiziz şu anda. Evet. Peki sen de canım sendikaya girmeseydin bak sokakta birçok işsiz var. Onları biz alırız çalıştırırız deyip duruyorlar zaten. Girmeseydin sendikaya. Zaten bize dediler sendikadan çıkın dediler gelin çalışın dediler. Evet. Biz de gitmedik çalışma. Sendikadan evet. Peki sen 17 sene çalıştığın zaman hiçbir problem olmadı mı? Olmadı. Olmadı. Devamlı çalıştırdılar bizi. Evet. Çalıştırdılar. O maaşını verdiler ama o 17 sene. 17 sene beri maaşımızı ödediler. Evet. Yalnız 4 ay beklettirdiler bizi. Maaşımızı evet. Ödemediler. Peki Hüseyin Bey, şimdi siz o mahkemeyi kazanırsanız bu arkadaş dönebilir mi işine tekrar? Şimdi tabii biz 44 kişiye evet. İşten atılan 44 kişiye işe iade davaları açtık. Tamam. Balıkesir İş Mahkemesi'nde. Tabii yasada bunların bizim mahkemeler bizim lehimize sonuçlandıktan sonra bunlara işe iade davalarında mahkeme işe iade ediyor. Ama karşı taraf bunu işe almazsa mahkemenin hükmettiği tazminatı bunlara ödemek durumunda kalıyor. Hmm. Ama biz bu davaları kazandıktan sonra zaten biz beklettik yani çıkanların dışında diğerlerini durdurduk. Bu, herkes sendikaya girecek. Bu davaların sonucunu bekliyor. Biz bunların bu arkadaşlarımızın sendika olarak bütün masraflarını, her şeyini biz çekerek davaları biz açtık. Bizden sonra organize 2'de dediğimiz atölyeleri köylere, kentlere taşımaya başladılar. 500'e yakın işçi çıkardılar. Hiçbir kuruş para vermeden. Şimdi onların ne dava açma şansları var? Kendileri açamıyorlar. Hepsi de dışarıda kaldı. Şimdi bu işten sendikalı olanların şansı şu. İşe iade davalarını sendika açtı. Her türlü hukuki desteği de her yardımı da sendika bunlara veriyor. Yani biz burada hep bunu şunu söylüyoruz. Burası bir işçi fabrikası. İşçilerin alın teriyle, göz nuruyla, emeğiyle kurulmuş. Burada bu işçi kıyımını, buradaki köle düzenini herkes görsün istiyoruz. Yani işçilerin alın teriyle kurulan bir fabrika. Burası patron fabrikası değil. Biz buna iddia ediyoruz. Yani gelin arkadaş bizim istediğimiz anayasadan kalkan toplu sözleşmeden doğan haklarımızı almak. Şimdi Balıkesir halkına şunu söylüyorum. Doktorlar tabipler odasına üye oluyor. Esnaflar esnaf odasına üye oluyor. İşveren sendikasına üye oluyor. İşçilerin işçi sendikasına üye olmasından doğal daha ne var yani? Bizim anayasal hakkımız bu. Yani bizim anayasal hakkımızı yok ediyor. Zaten orada tabelede de gördüğünüz yazımızda bizim anayasal hakkımızı yok ediyor. Yani bizim bu işletmelerin
var olmasında, daha verimli çalışmasında sendikaların emeği daha iyidir. Şimdi bu insanları alıyor 11 ay. 11 ay sonra çıkıyor. İnsanlar üzülüyor, işe gelme diyor. Şimdi buradan da söylüyorum, şu anda bile 15 gün çalışıyor, 15 gün çalışmıyor. İşçiler mağdur. Türk Ceza Yasası'nın 118. der ki, sendikaya üye olanlar, sendika üyelerine işverenler tehdit baskı yaparsa yargılanır. 117'de de sendikasızlar, bunların kimsesizliğinden, garipliğinden faydalanarak mevcut yasalarda uygulanan anayasal haklarını, iş kanunlarını uygulamazsan, burada da bir uygulama ceza meclisi var. Ama burada görüyoruz ki, ben hep buradan aynı şeyi söylüyorum. Yani burada bir çember var. Bu çemberin içerisinde taşeronlar iş yeri döndürüyor. Bunu herkese söylüyoruz. Yani Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda buluyoruz buradan yine. Evet. Yani gitsinler, görsünler bu. Yani bu insanlar garip. Bu insanlar mazlum. Bu insanlar şey yapamıyor yani, şikayette bulunamıyor. Şimdi ben buradan, biraz önce arkadaşımız dedi, 12 Eylül 2010'da anayasa referandumunda anayasanın 57. maddesinde işte yasaklar vardı. Bunları kaldıracağız dedi ve kaldırdı. Dediler ki dayanışma, işçilere sonsuz özgürlük, yani ileri demokrasi. Dediler ki hak grevi vereceğiz, dayanışma grevi vereceğiz. Her türlü hakkını işçiler alacak. Hatta işçiler iki sendikaya bile üye olabilecek. Bunun güvencesi biziz Sayın Başbakan. AKP ve hani AKP yandaşları çarşaf çarşaf gazetelere ilan verdiler. İşte bu insanlar da bu şeye güvenerek sendikalara üye oldular. Bırakın iki sendikaya, bir sendikaya üye olanlar işte kapının önünde. Ben bunu Türkiye'nin her platformunda, her şeyinde söylüyorum. Bunu ben geçen Baro'da Mobik denen iş yerinde bir baskı uygulamasıyla ilgili bir panelde bütün hakimlerin, savcıların, avukatların olduğu yerde bu gündeme getirdim ben bunu. Ama şimdi bu, anladığım kadarıyla bu hemen hemen her yerde duyuldu. Biz de bu çadırın içinde ne var ne yok diye, ne yapıyorsunuz burada diye bir gösterelim diye geldik. Anladık ki soba var. Evet. Çaylar demleniyor. Bu şekilde bu yemek var, devam edecek. Göre. Ama bu taşeronlarla ilgili birçok yerde problemi. Mesela çok büyük ihalelerde bile taşeronlara veriliyor ve o taşeronlar da belki işte buradaki arkadaşlarımız gibi kişileri çalıştırıyor, 11 ay değiştiriyor. Aynen. Ama bütün bunlar yeni çıkarılması düşünülen o çalışma yasasında, evet, düzelecek mi, onu mu bekliyorsunuz? Şimdi zaten Sayın Çalışma Bakanı dedi ki bunların, evet, hepsini biz bitireceğiz dedi. Biz Çalışma Bakanı Faruk Çelik'ten şunu istiyoruz. Bu ülkede 4857 sayılı bir iş kanunu var. Bütün işçiler bu kanuna tabi. Herkes bu yasadan faydalansın. Yani biraz önce de belirttiğim gibi taşeron demek, yani belirli süreli hizmet hakkı demek, bir işin başlangıcıyla bitişi belli olan yerlerde bu sözleşmeyi yaparsınız, taşeronluk alırsınız. Ama devamlılık arz eden işlerde yasada der ki bir iş ancak bir işçiyle bir sefer uzatabilirsin. 10 seneden beri çalışan, 8 seneden beri aynı yerde çalışan. Yaptırımı yok Hüseyin Bey, anladığım kadarıyla. Yaptırımı, evet. İlk defa yaptırımını bakanlık tespit etti. Evet. İlk defa, Türkiye'de ilktir bu. Evet. Bu ilk defa tespit etti. 68 taşerona ve asıl işverene 1,5 trilyon ceza kesti. Bak gazetede manşet, şurada bakın işte, alsın evet, onu. Evet. Yani aldı. Yani böyle bir şey var. Yani, anladım. Peki şimdi bu kanundan kanun çıkarsa bunlar bir nebze de olsa bitecek mi yani? O ne zaman bitecek, daha doğrusu sizin bu birleşiniz? Sonuna da geldik. İstersen tabii, bak şimdi böyle bir şey daha söyleyeyim. Şimdi evet, Türkiye'de hükümet geldiğinden bu yana hep Avrupa Birliği diyor. Bunu herkese söylüyorum. Evet. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi için birinci şart. Şimdi bütün görüşmeler bana göre bir garnitür şey, yani dosya açma kapama. Diyor ki çalışma hayatını Avrupa Birliği normlarına getireceksin. Çalışma hayatını Avrupa Birliği'ndeki ülkelerdeki gibi yapacaksın. Bunu yapmadığınız müddetçe sizin Avrupa Birliği'ne girmeniz mümkün değil. Yani benim işçim de Avrupa Birliği'ndeki 25 ülkedeki işçi de Türkiye'ye geldiği zaman Avrupa Birliği'ndeki hakları Türkiye'de bulması lazım. Onun için bu yasalar mutlaka çıkacak. Mutlaka çıkacak ve çıkması lazım. Yani yani bu şudur, yani ben bunu şöyle söylüyorum. Yani işçinin alın terinin kurumadan emeğini vermek durumundayız biz. Evet, bu dinimizde kul hakkı bu yani. Anladım. Bu kul hakkı. Yani
Allah demiş ki yani her şeyden gelin ama kul hakkından bana gelmeyin demiş yani. Peygamberimiz de demiş alın teri kurumadan işin hakkını verin. Burada tamam. Açık ve net bu işçi kardeşlerimiz, bu işçilerimiz sömürülüyor yani. Bunu yetkililer bu işe ön ayak olsun istiyoruz biz. Peki siz zaten bunu hemen hemen üst düzeyde, hatta bakan geldiği gün bile bunları üst düzeyde gerekli yerlerin duyacak şekilde yansıttınız. Biz de bugün gelelim bakalım işçi çadırında, direniş çadırında ne var ne yok diye geldik. Size kolay gelsin diyoruz. Allah kolaylık versin. İnşallah Hüseyin Bey'in bahsettiği gibi en kısa sürede sizin dediğiniz duruma gelir diyoruz ve kolay gelsin diyoruz size. Sağ ol. Biz söyledik, hep aynı şeyi atıyoruz. Direne kazanacağız. Evet. Evet sevgili. Direne kazanacağız. Evet. Direne kazanacağız. Evet sevgili seyirciler, bugün biz de Bigadiç yolu üzerinde bulunan İşbir Sentetik önündeki Teksif İş Sendikası'nın üyeleri tarafından gerçekleştirilen o direniş çadırından programımızı yaptık. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte olduncaya dek hepinize iyi akşamlar diyorum efendim. Hoşçakalın.